Dönüyoruz. Orhan Bey, siz başlamak istiyorsunuz. Çabuk söylememizi istiyorsunuz. Yok. Acele Öyle etmenize mi? Gerek yok. Öyle mi? Evet. Rahat rahat. O zaman Ayşen çok güzel yorumladı. Öbüründe de bunda da çok güzel yorumladı. Benim notum 10'dur. Şimdiden ayrıca 10'dur. Bu akşam defile de yapıyor Ayşen. Bu da çok yakışmış. Notum 10'dur yani. Sizin gözleriniz mi yaşardı Orhan Bey? Ben yanlış mı görüyorum yoksa gözleriniz yaşardı gibi belli görüyorum. Belli oldu mu? Evet oldu. Belli mi oldu? Evet, evet. Duygulandım. Evet. Bu kadar sizi etkilemesinin sebebi Orhan Bey. Paylaşalım duygularınızı. Hem çok iyi yorumladı tabii. Askerim havar diyor. Yiğidim vuruldu diyor. Askerim vuruldu diyor. Şehit oldu diyor. Tabii insanın duygulanmaması mümkün değil. Mümkün değil. Hele şu son zamanlarda yaşadıklarımız son derece yüreğimizi dağılıyor, parçalıyor. İstiyoruz ki her şey huzur içinde olsun. O günleri bekliyoruz. İnşallah olacağız ve kesinlikle olacağımıza inanıyorum. Ama bu arada birçok kayıplarımız oldu. İnşallah bundan sonra olmaz diye temenni ediyorum. İnşallah. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Bu ülke hepimizin, bu ülke hepimize yeter. Bu ülkeyi güllük gülistanlık yapmak bizim elimizde. Biz istersek her şey olur. İsteyelim, bunu isteyelim. Yani ülkemize sahip çıkalım. Bizim insanımız ölmesin. Bizim insanımız mutlu olsun. İsteğim bu. Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah dediğiniz gibi ama hiçbir zaman... Ama hep bunları söylüyoruz işte. Hep bunları söylüyoruz. Ailelerine sabırlar. Efendim, sabırlar ve o yavrularımıza efendim Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Niye? Çünkü bir tezgahın içerisindeyiz. Birileri kendi yazıyorlar ve bizleri o oyun içerisinde olmaya mecbur kılıyorlar. Bunları anlamamak için cahil olmak lazım. Belirli bir kültür seviyesinin üzerindeki herkes bunu biliyor. Bunun ucu ta nerelere dayanıyor? Hani Amerika deniyor ya, Amerika'da da işte silah tüccarlarının o alışverişleri falanları filanları ta nerelerden nerelere. Yani açarsak, hoş ben haddimi aşıp da bunları söylemek benim haddim değil. Muhakkak ki bu siyasi efendim manevraları bu işle ilgili... Birinci ağızlar konuşmalı, onlara düşer. Onları bu hadiselerin çözümü ve getirisi götürüsünün analizi yine onlara düşer. Ama ben de bu vatanın ekmeğini yemiş, bu hudutlar dahilinde doğmuş, suyunu içmiş, burada büyümüş bir vatandaş olarak hakkım var herhalde kendimiz hakkında, Türk insanı, Türkiye hakkında konuşmaya. Onlar kadar bilirkişi olarak bu mevzuda konuşamam ama ne bileyim ya, hiç hoşuma gitmiyor böyle yani. Çok bu çocuk, acı. Ben doğurganlık özelliğim yok. Evlat ne demek? Belki anneler kadar bilemem ama... O evlatları, o analar, babalar dünyaya getiriyorlar. Böyle olsun diye mi? Bu mu olmalı? Gencecik çocuklar. Çok
parmağına nişan yüzüğünü takmış, efendim vatana, millete hizmet verebilmek adına işte Şemdinli'ye gidiyor. Vatanın dört bir tarafında. Evet. Efendim buyurduğunuz gibi gidiyor ve aileler onları, ben bir erkek evlat yetiştirdim, doğurdum diyor anne ve asker ettim. Asker oldu evladım benim diyor, övünüyor. Bir sünnetinde övünülür, bir de askere gittiği vakit, bir de evlendiği vakit, biliyorsunuz değil mi efendim? Tabii ki. Yani öyle biliriz. O anne, o baba veya ebeveynler, o aile, o evlatlarıyla övünürken birdenbire bir haber geliyor ve çocuğunuz bir manevrada kalleşçe efendim şehit düştü. Bu insanlar 20 yaşındaki bu evlatlarını kaybetmek bu anne baba için nasıl bir duygu? Allah'ım düşmanıma verme ya Rabbi. Düşmanıma verme, çünkü Allahü Teala insanlara sabrı vermiş. Hak Teala'nın 99 isminden, Esma-ül Hüsna'nın içerisindeki 99 isimden bir tanesi bu. Sabır, sabır, sabır. Ama her şeye sabır kolay oluyor da zannediyorum evlat acısına sabır çok zor oluyor. Allah affetsin. Bunu bir isyan olarak kabul etme ya Rabbi, affedersin, bağışla beni. Ama çok zor zannediyorum. Ve bence biz artık neden böyle birbirimizi sevmez olduk? Bunu anlayamıyorum. Hepimiz birbirimizin açığını çıkarmak için bir yerden bir hata yapsın da ben de onun açığını çıkarayım ve ben böyle 1-0 galip hale gelmiş gibi olayım edasıyla. Böyle bir eda, böyle bir hal, böyle bir tavır. Biz niye böyle olduk? Biz niye sevgisiz olduk ya? Neden soruyorum, biz niye birbirimizi sevmiyoruz? Niye birbirimizi saymıyoruz? Biz eğer birbirimizi sevip saymazsak, işte etrafımızdaki o her an bizlerin ayağımızın altına muz kabuğu koymak için etrafımızda dolanan o ruhları bozuk, bizler için kötülük düşünen, daima kötülük düşünen, kötülük tasarlayan ve o kötülükleri ellerinden geldiğince uygulamaya koyan o etraftakiler, o zaman zaten kapıyı açık bulur, içeriye girerler. Benim naçizane söyleyeceğim, belki uzun konuştum, bağışlayın. Estağfurullah. Birbirimizi lütfen sevelim, saygı duyalım, birlik ve beraberlik içinde olalım. Birbirimizin açığını çıkarmak bize hiçbir şey vermez, hiçbir şey. İnsanlar kendi verileriyle ayakta ve hayatta kalırlar. Orhan, çok teşekkürler Bülent Hanım. Orhan Bey, buyurun lütfen. Bülent Hanım'ın söylediği son derece doğru. Şunlar doğru, her şey doğru da şu anda bütün dünyada olan siyasal hareketler bizim uzmanlık alanımız değil ama biz de bir vatandaş olarak, bir dünya vatandaşı olarak, ülkemizin vatandaşı olarak takip ediyoruz tabii. Tabii ki. Tabii ki bizim konumuz müzik ama bir vatandaş olarak son derece duyarlı takip ediyoruz. Ben girmek istemiyorum, küreselleşmeyle ulus devletlerin olayına girmek istemiyorum ama neticede buralara uzanıyor tabii. Büyük sermayenin savaşıyla ilgili. Şimdi şu var ama kendimizi ifade edemiyoruz. Yeterli sahip çıkmıyoruz. Bu doğru. Biz birbirimizi sevmeliyiz ve yeterli sahip çıkmalıyız. Beni geçenlerde son derece üzen bir olay oldu. Bu Yunanistan'da olan bir anket beni çok üzdü. Kaldı ki Yunanistan, Yunan halkıyla bizler
tarih boyu yüzlerce yıl, binlerce yıl beraber yaşadık. Beraber yaşadık. Hatta ülkemiz içerisinde kökenli Grek olan bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Biz kesinlikle herhangi bir ayrım yapmadan bakıyoruz onlara. Ama tabii bir anket yapılmış. Anket neticesinde şunlar çıkmış. Yunanistan'da yapılan bir anket bu. Evet. Sorulan soru şu. Bizim ana vatanımız, vatanlarımızın bazı toprakları kimler, hangi işgal altında ve kimler tarafından? Gelen cevabın bir tanesi, İstanbul %60 Türkler tarafından işgal altında. Bir, Batı olacak Ege %40-50 işgal altında Türkler tarafından. Kıbrıs işgal altında, Karadeniz işgal altında falan gibi bazı neticeler alınmış. Şimdi insan bunları duyunca son derece üzülüyor. Türkiye'de böyle bir anket yapılmaz ve hiçbir zaman da böyle neticelere bakılmaz. Çünkü biz onlarla dediğim gibi kardeşçe yaşamışız ve kardeş gibi bu ülkede onlarla beraber yaşıyoruz da. O kökeni Grek olanlarla ve bizim yalnız Grek olanlarla değil. Bu ülke içerisinde kim varsa bizim kardeşimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise. Onlar bizim gerçekten vatandaşımız ve kardeşimiz diyor. Neticede bu beni üzdü. Fakat biraz da Türk tarihiyle ilgilenen biriyim. Şimdi tarihe girmek istemiyorum. Fakat tarihte böyle bir şey aslında Türkiye ile ilgili yok. Tarihte birçok el değişimler var ama mesela geçen ilk seride anlatmıştım. İstanbul'u Fatih İtalyanlardan almıştır. Yani Roma'dan almıştır. 1453 yılında Roma'yı fethetmiştir Fatih Sultan Mehmet Han. Fakat İstanbul 2500, 3000, 4000 yıl evvel zaten bir Türk yurduydu aynı zamanda. Yani bu bölgelerde Türkler de bulunmuş. Yalnız Türkler bulunmamış. Grekler, Likyalılar, Persler vesaire. Greklerin de tabii Ege'de birçok yerleri var. Bunlara girmek istemiyorum. Bizans diye bir şey tarihte mesela yok. Fakat varmış gibi görünüyor. 1453'te Bizans İmparatorluğunu aldık diye söyleniyor ya, aslında hayır, biz Roma İmparatorluğunu almışız. Şimdi tabii burada müzikle de ilgili olarak üzüntüm şu ki Batılılar Arap müziği diyor, İran müziği diyor, Hint müziği diyor, Türk müziğinden bahis etmezler. Yani sanki Türk müziği yokmuş gibi. Tarihte Türk müziği resmi kayıtlarda yokmuş gibi görünür. Bu beni son derece üzer. Türk sanat musikisinin kökünde Farabi vardır 9. asırdan itibaren. Türk musikisinde mehter 4500 yıllık bir tarihe sahiptir. Ve 8000 yıl evvelinden itibaren Türkiye'de Türk müziğiyle ilgili her türlü belgeyi bulabilirsiniz. 13. asır, Abdülkadir Meragi. Şimdi tabii ki bu arada uzun anlatmak istemiyorum. Yine uzar gider diyorum. Çok derin Türk bir müziği konu. Bizimdir. Evet. Ve Türk müziğine katkıyı hem Grek yapmıştır, hem Ermeni vatandaşımız yapmıştır. Kürt, Laz, Çerkez, Abaz, herkes katkıda bulunmuştur. Hiç içe. Bir hülasadır. Biz kardeşiz bu topraklar içerisinde. Yani bizim yapımız bu. Ama bunu dışarıdan gören birisi anlamak istemeyebilir. Yani Türkiye'nin dışından gören, başka yerlerden görürler, anlamak istemeyebilir. Ama bizim bunu anlatmaktaki çabamız da eksik. Biz bunları anlatmalıyız. Sahip çıkmalıyız ve anlatmalıyız. Bizim değerlerimiz bunlardır diyorsunuz. Peki ben de diyorum ki sayın arkadaşım, değerli arkadaşım, şimdi dışarıdakilerden bu anlayışı bekliyoruz. Böyle olmasını temenni ediyoruz. Ama biz içimizde ne yapıyoruz? Biz anlatmalıyız. Ben anlatamadığımızı söylemek istiyorum. Evet. Yeterli biz çabayı göstermiyoruz. Biz içimizde yek vücut olacağız ki ondan sonra orası da daha bir saygılı, daha bir kendini toplayarak tabii olmayacak ki mı efendim? Ya dünya tarihinde Türkiye'nin, Türklerin çok önemli, son derece büyük etkinlikleri var. Ben burada Türk kanından bahsetmiyorum. Özür dilerim. Hepimiz insanız önce. Ben Türk kültüründen bahsediyorum. Kesinlikle önce Yaradan'ın yarattığı bir üniteyiz, bir insanız. Önce bunu bilelim. Arkasından ne geliyorsa geliyor. Çok teşekkür ederim. Ama bunları anlatmalıyız. Çok önemli mesajlar. Evet. Ayşen'cim öyle bir eser seçmişsin ki bak konu nerelere kadar geldi. Evet. Şimdi Ayşen'le ilgili de yorumlarımızı yapıp puanlarınızı alalım. Çok önemli konular, çok önemli mesajlar. Çok teşekkür ediyoruz sizlere bu mesajlar için. Efendim, tabii fevkaladenin ki. Fevkaladenin fevkinde bir yorum. Teşekkür ederim. Yani bu kadar
O kadar duygulu okunabilir bir eser. Bu eserin icrasını tarif ve tasvire kelime haznem el vermiyor. 10/10 10/10 Her ikisini de değerlendiriyorsunuz ve... Ben de notumu söylemiştim. Aynen ben de 10 demiştim. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ebru Hanım. Efendim şehitler ölmez, vatan da bölünmez. 9'da Ebru Gündeş'ten geldi. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz Ebru Hanım. Armağan'cığım. Ben sebebi ne olursa olsun terörün her türlü terörü lanetliyorum. Aynen. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Aynen. Aynen aynen. Bravo. Tebrik ediyorum arkadaşımı. Ne güzel. Her az akşam her akşam ana haber bülteninde artık gözlerim dolsun istemiyorum. Hakikaten her türlü terörü, dünya yüzündeki her türlü terörü lanetliyorum. Çok çok güzel. Çok güzel özetlediniz. Ağzına sağlık. Güzel bir yorumdu. Benim notum 9. 9'da Armağan Çağlayan'dan geldi. 38 puan oldu. Ayşen'cim aday numaranı söyler misin? 105. 105 Ayşen'in aday numarası. Hala oy verebiliyorsunuz. Reklamlardan sonra Erkan'la devam ediyoruz.